Arkadaşlar merhabalar bu videomda sınava son bir aykala geometri anlamında neler yapılmalı o konu hakkında sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Gerçekçi şeyler söyleyeceğim öyle ne yapmanız gerekiyor yani öğrencilerimize kendi öğrencime ne söylüyorsam şu an sana da onu söyleyeceğim. Yaptığın zaman da büyük ihtimalle faydasını da göreceksin. Evet burada iki kısmı ayırmak istiyorum bir geometriyi bitirmiş olan arkadaşlar ilk önce onlar adına konuşacağım. Bir de bitirmeyen arkadaşlar için ne yapmalı? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce bitiren arkadaşlar. Bitiren arkadaşlar deneme çözüyorsunuz. Deneme çözümlerine devam. Hocam branş denemesi mi genel deneme mi? Her ikisi de olması lazım bence. Yani iki tane genel deneme çözüyorsan matematik de önemli ya, ya, da üç yapalım bunu. Üç tane genel deneme yapıyorsam, bir tane de ne yapacaksın? Branş denemesi yapmak zorundasın. Çünkü matematik anlamında genelde matematikte oyalanıyorsunuz. Yani oradaki süreyi falan görmen lazım. He hocam matematikte de geometri sadece geometri branş denemesi yapayım mı? Ya bence artık bu saatten sonra gerek yok. Elinde olanlar yapsın. Tabi o ayrı bir konu. Ama hem matematik hem de geometri ikisinde aynı anda e, cebelleşeceğin için sorularda ikisinde aynı anda nasıl yapabiliyorsun? Süren nasıl oluyor? Bunu iyi bir şekilde görmen lazım. O yüzden 3 tane normal deneme çözüyorsan, genel deneme çözüyorsan bir tane de matematik branş denemesi mutlaka mutlaka çözmeni tavsiye ediyorum. Sonra deneme çözümlerinden sonra ne yapacaksın? Tekrar kampı. Eksik olduğun konularda. Sen şimdi bütün konuları bitirdin ya. Eksik olduğun bir konu hissediyorsan tekrar kampına bakabilirsin. Hepsine bakmana da gerek yok. Eğer çok iyisen hani 8 net, 9 net, 10 net çıkartıyorum hocam diyorsan eğer tekrar kampına da bakmak zorunda değilsin. Ama eksik olduğun konularda da mutlaka mutlaka tekrar kampına da bakmanı tavsiye ediyorum. Başka ne yapmalısın? Son 5 yılın soruları mutlaka ama mutlaka çözülmeli. Hatta bu genel denemelerin içerisinde bir tanesi de hani sınava kadar ki olan kısma böyle yaymalısın. İki, bu hafta mesela 2018'i çözdün. Sonra 2019 sonra 2021. Hafta hafta oradaki soruları da çözmeni tavsiye ediyorum. Bu bizim olmazsa olmazlarımız. Kitapların içerisinde belki o soruları görüyorsun. Evet. Kitapların matematik kitabında büyük ihtimalle son 5 yılın soruları vardır. Yani öyle bir kitabın vardır büyük ihtimalle. Çözmüş olabilirsin. Ama sen onu bütünsel olarak sınav anında gör. Sınav anında görsen daha iyi olur. Niye? Sadece matematik anlamında söylemiyorum. Sen o sınavı yaparken atıyorum tarihte bir bakacaksın şu konular işte o konuda eksiğim var. Ya da bir bakacaksın hocam A konusu 2018'de sorulmuş 2019'da sorulmuş. Sonra 20'de sorulmamış 21'de sorulmuş 22'de sorulmuş ha 23'de sorulabilir. Hani 2 senede bir soruluyor ya da B konusu her yıl sorulmuş, bu sene de sorulacak. O yüzden sen oradaki o konuyu direkt ne yaparsın? Tekrar yaparsın, oradaki eksikliğini kapatırsın. Önemli olduğu için. Ya da bakarsın 3 yılda bir soruluyor, 5 yılda bir soruluyor. Ya da e, bir kere sorulmuş, sorulmayabilir deyip böyle e, tekrar ederken çok da detaya girmeyebilirsin. O yüzden son 5 yılın ÖSYM soruları gerçekten ama gerçekten senin için çok önemli. Çünkü ÖSYM sorularda birbirini tekrar eden yapıları kullanıyor. Ha birbirini tekrar eden aynı soruyu sormuyor. Aynı sorunun lacivertini soruyor. Mesela bir e, televizyon üstüne bir şey kusuk kusuk e, sermişlerdi. Ne? Örtü sermişlerdi bir sene. 2020 sınavında olması lazım ya da 2021'de olma, olması lazım. Aynı sorunun aynı mantığı geldi. 2022'de ya da 2023'te geldi. Nasıl geldi bu sefer? Çemberde geldiler. Yani farklı bir konuda aynı mantıktaki bir soru karşımıza gelebiliyor. Yani sen o televizyon sorusunu yaptıysan eğer çember sorusunu da büyük ihtimalle yapacaksındır. Birisinde aşağıya doğru çekiyoruz. Neyi aşağıya doğru çekiyoruz? Danteli aşağıya doğru çekiyoruz. Öbüründe de ne yapıyor? Güneşi batırıyor böyle. Aynı mantık. Ya da katlama mantığıyla aynı mantık. O yüzden o sınav sorularını çözmen senin için çok önemli ve ard arda çözmen, soruları kitaplarda görmüş olsan bile ard arda çözmen gerçekten ama gerçekten çok önemli. Genel denemelerin arasında bunu da yapmalısın. Tamam? Sonra hocam bunu da yaptık. işte deneme çözümlerini yapıyorum. işte son 5 yılın sorularını çözüyorum. Tekrar kampında yapıyorum. E, geometride iyi ya da çok iyiyim diye arkadaşlarınız. Bir de şunu mutlaka mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bak Konu konu yeni nesil sorularla geometri serisi başlattım. Bütün videoları izleyin demiyorum. Sadece ve sadece 3 video izleyin yeterli olacaktır. Çünkü bazı arkadaşlarınız hala da yeni nesil sorularda zorlanıyor olabilir. Oradaki yeni nesil sorularda zorlanmayın arkadaşlar. Hep ÖSYM geometride bak şifresini çözdük şifresini ben o oynatma listesinde veriyorum. Hep eş yapıları kullanıyor diyorum. O eş yapılardan konu anlatımında da oradaki seride de göreceksin zaten. Yani ben A konusunda da doğru da, açıda da üçgende açıda da bir video çektiysem yamukta da bir video çektiysem atıyorum çemberde de bir video çektiysem hemen hemen hepsindeki mantık aynı. O yüzden sadece ve sadece hepsini izle demiyorum. Açı önemli. Açıyı izle. Benzerlik önemli. Benzerliği izle. Bir de dörtgenlerden yamuk ya da paralel kenar izle yeterli olacaktır. Şu an karışık bir şekilde çekiyorum. Zaten üçgen ve dörtgenden çekmeyi planlıyorum. Çünkü çemberden çekmeyeceğim. Çemberden niye çekmeyeceğim? Arkadaşlar, çoğu kitaptaki her soru ki benim kitabımda da öyle ÖSYM'nin yazmış olduğu soruların benzeri. ÖSYM öyle sorular sormuş ki ta 2000'den beri çok güzel ve çok böyle kazık sorularla karşımıza gelmiş. Çok güzel sorularla karşımıza gelmiş aslında. 2018'e kadar konu anlatımımızı da şekillendiren sorular aslında oradaki sorular. Ama 2018'den sonra ne yaptı çemberde? Yani çemberi de biraz yeni neslin içine sokmaya çalışıyor. E çemberde de yeni nesil soru geldiği zaman gerçekten ama gerçekten çok kolay bir soru geliyor. Yani o güneş batma sorusuna falan baktığınız zaman anlayacaksınız zaten. Sen konu anlatımındaki şeyi izlediysen yani çemberde açı, çemberde uzunluk ve herhangi bir yerden benden ya da bir başkasından izlediysen çok detaylı bir şekilde izlemişindir zaten. O yüzden sınavda çıkacak eğer çalıştıysan tabii. sınavda çıkacak çember ve daire ile ilgili soruları %100 yapma adayısın zaten. O konuda bir sıkıntı yok. Peki hocam analitik geometri ve katı cisimler hakkında ne diyeceksiniz? Onunla ilgili işte konu konu yeni nesil sorularla geometri içerisine koyacak mısınız? Ya aslında koymama gerek yok arkadaşlar. Koymayacağım da onu da söyleyip Çünkü niye? Hani bu sene koymayacağım önümüzdeki sene koyabilirim. Burada sen 2018'den beri ÖSYM'de çıkmış analitik sorularını ve katı cisim sorularını çözdüysen ÖSYM'nin mantığını anlayacaksın zaten. Biz orada konu konu yeni nesil sorularla geometri kısmında zaten oradaki ÖSYM benzeri sorularını alıp koyacağız orada. 3-4-5 kitabından alıp koyuyorum ben bu seriyi o şekilde yapıyorum ama e, yani oradaki sorularda hep ÖSYM benzeri sorular olacaktır. Hem analitikteki sorular hem de neredeki katı cisimdeki sorular. Özellikle ve özellikle bu iki konu Son 5 yıl içerisindeki çıkmış soruların 2018'den beri çıkmış sorularda çözülmek zorunda. Hatta şu tavsiyeyi de vereyim ben sana. Bu analitik ve katı cisimlerde son 5 yıl değil de belki de son 7-8 yıla 10 yıla kadar da gidebilirsin. Ama katı cisim ve analitik de gidebilirsin. Diğerlerinde gitmene gerek yok. Tamam mı? Bu gerçekten önemli. Ee, o yeni nesil sorularla geometri kısmına koymayacağım. Hatta şeyi de merak ediyorsanız. Ee, hocam ne o? Analitikle ilgili güzel soru, böyle yeni nesil soru nerede bulabilirim diye merak ediyorsanız şunu da söyleyeyim ben sana. Ee, ÖSYM sorularının yanında bir de aynı zamanda zaten ben şey yapmıştım. Bilgi sarmalının e, AYT denemesini çözmüştüm. O denemedeki analitik soruları mükemmel. Oradaki soruları aç videoyu elinde varsa ya da tekrar et ya da elinde yoksa aç videoyu analitik sorularını bul. O analitik soruları da senin için güzel bir tekrar aracı olacaktır. Ama... Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Son 5 yılın ya da son 7-8 yıla kadar gidebilirsin. Ne yapacakmışsın? Analitik ve katı cisimler konusunda ÖSYM soruları senin için en önemli şeylerden biri. Tamam mı? Ya sınavda full ya da full yakın yapıyor olsam bile bu çok önemli. Bu oynatma listesinin içerisine koymayacağım. Evet yapacağın şeyler belli. Deneme çözümlerine devam. Son 5 yıl çözülecek. Ondan sonra tekrar kampı öyle sıkıntılı olan konularına bakabilirsin. Sonrasında ne yapacaksın? Konu konu yeni nasıl sorularda geometride de 3 ya da 4 konunun videosunu izleyeceksin. Hepsini izlemene gerek yok. Çünkü aynı şeyin lacivertini her konuda söyleyeceğiz. Eş yapılar diyeceğiz. Döndürme eş yapı oluyor diyeceğiz. Katlama oluyor diyeceğiz. İşte eş yapıyı farklı bir şeyin içerisinde kullanıyor falan diyeceğiz. 2 ya da 3 video hatta en fazla 4 video senin için kesinlikle ama kesinlikle yeterli olacaktır. Tamam dostum. Şimdi konu anlatımını bitirmeyen arkadaşlar. Bak şu an çemberin sonunda olanlar ya da çembeyi bitirenler Konu anlatımında analitikte ve katı cisimde olanlar, hatta analitikte olanlar. Konu anlatımını bitireceksin. Mecbursun. Sen buraya kadar gelmişsin. Buradan sonrasında devamını da getireceksin. Bitirmek zorundasın. Hocam sınava son gün kalaya kadar bu bitmek zorunda. Hızlı bir şekilde 1.5x'te mi izliyorsun? 2x'te mi izliyorsun? Oradaki olayın mantığını anlaman lazım. Sınavda zaten o konularla ilgili tamam analitikte biraz yıpratabiliyorlar. Analitik düzlem çizdirebiliyorlar. Çok güzel sorularla karşımıza çıkabiliyorlar ama katı cisimleri de böyle konu anlatımında mantığını anlaman lazım. Kesinlikle anlaman lazım. Peki hocam ben hala ee, daha ha, tamam. Konu anlatımını bitirdin. Konu anlatımını bitirmeye devam ederken bir de şu şu ee, hala analitikte olanlar için söylüyorum. Konu anlatımını bitirmeye devam edenler eks, e, eski konularda sıkıntısı olanlar varsa mutlaka, mutlaka onu da tekrar kampından izlesin. Sıkıntı varsa. Hala daha sıkıntı varsa. Hatta ee, şunu da tavsiye edebilirim. Benzerlik ve dik üçgen tekrar kampından mutlaka ama mutlaka izleyin. Tamam? Mı? Şimdi hocam ben çok eksiyim diyenleriniz var bir de. Ben çok eksiğim diyenler ne yapacak? Hocam ben çok eksiyim diyenler de şunu yapacak kardeşim. Sadece tekrar kampından gitsem 19 günde bitiyor ya. Tekrar kampından gitsem bitirebilir miyim? İmkanı yok kardeşim. Ha üçgenleri hakkıyla bitirdiysen. Ee, üçgenleri de tekrar kampına en baştan başlayarak sonuna kadar devam ettirebilirsin. Sıkıntı yaşamazsın bence tekrar kampında. Ama üçgenlerin bittiyse, layıkıyla bittiyse, hakkıyla bittiyse bunu yapabilirsin. Hocam ben üçgenler yarım yamarak biliyorum diyen arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Tekrar kampı büyük ihtimalle işine yaramaz ama şunu yaparsan işine yarar. Geometri arkadaşlar hep söylerim iki konu üzerine inşa edilmiştir. Öklüt geometrisi diyoruz ya nedir? Hocam dik üçgen ve benzerlik. Bu iki konuya iyi çalışacaksın. Hatta bak sayıyorum dört tane konu sayıyorum. Sen ee, tekrar kampından başlamak istiyorsan şu anda başlamadan önce bir ek çizimler iki dik üçgen pisagor bağıntısı özel açı mantığı falan filan hepsini orada detaylı bir şekilde öğrenmen lazım. Üç benzerlik dört alan. Bu dört konuyu detaylı bir şekilde uzun konu anlatımından çalış. Ondan sonra gel tekrar kampını yap. O zaman tekrar kampının faydasını görürsün. Ha full litre mi? Zannetmiyorum ama en azından böyle yarısından fazlasını yapmana e, sağlayabilir. Hatta yarısından fazlasını yapmak demek bu 5 anlamına da geliyor. 6 anlamada da 7 anlamına da belki 8 anlamına da geliyor. Yani 8 net senin için zaten mükemmel olur. Peki bunun yanında ne yapmalıyız? ÖSYM biraz önceki arkadaşlara yani full bütün konu anlatımını bitirmiş arkadaşlara verdiğim tavsiye senin için de geçerli. Son 5 yıl içerisinde ÖSYM'nin sorduğu sorulara mutlaka bak. Özellikle analitik ve katı cisimlerde mutlaka mutlaka bak. Bu analitik ve katı cisimlerde son 7-8 yıla hatta 10 yıla kadar ki bu konularla ilgili sorumuz sorulara bakabilirsin dostum. Senin için bu e, en güzel çalışma yöntemi olacaktır. E, konu konu yeni nesil sorularla geometri kısmında da sadece ve sadece yani geometrinin yeni nasıl soruluyor diye bakman için sadece sen de 3 ya da 4 ya da 5 konuya birden bakabilirsin yani. Ama bu birinin parmağını geçmesin arkadaşlar. Atıyorum üçgende açıya kesinlikle bak. Daha dik üçgeni çekmedim. Dik üçgene mutlaka bak. Benzerliğe mutlaka bak. Yamuk ya da paraya kenardan birine mutlaka bak. Çokgene bak tamam mı? Bundan başkasına da bakmana gerek yok bence. Sadece bunlara bak. Ben bu şekilde bir konu anlatımı serisi yapıyorum. Konu anlatımı değil de böyle bir seri yaptım mesela. Bu seri herkes izlesin çok güzel falan filan deyip bütün videoları izletme derdinde değilim. Yani senin vaktin senin için çok değerli. Bunu iyi kullanman lazım. Bana kalırsa 3 videoyla bu işi halledebilirsin. Diğerlerini istersen izlemek istersen sıfır görüntülenme olursun. Önemli olan sen kendini geliştir. Çünkü orada her konuda hemen hemen aynı şeyleri söylüyoruz. Birkaç konuda o mantığı anlarsan geometride zaten soruların yarısı ya da yarıdan fazlası yeni nesil geliyor. Yeni nesil soruları çözmeye aday birisi olacaksın. 3 videoyla ya da bilemedin 4 videoyla. Tamam sen de bunları yapacaksın. Evet gençler bu şekilde söyleyeceklerim bu şekilde. Bütün öğrencilerime bu tavsiyeyi veriyorum. Denemeler aşırı derecede önemli. Son 5 yılın çıkmış sorular aşırı derecede önemli. Analitik ve katı cisim içinde son 10 yıla kadar gitmeniz bence çok 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 önemli arkadaşlar. Geometri anlamında bunları yapabilirsiniz dostlar. Evet dediğim gibi konu konu yeni sorularda tüm böyle konuları Büyük ihtimal ya vermeme de gerek yok zaten. ÖSYM soruları zaten e, bunu terör ediyor arkadaşlar. Ya da full tekrar kampındaki o sorular bunu biraz e, şey yapıyor karşılıyor diyebiliriz. O şekilde de eksik taraflarınızı o şekilde tamamlayabilirsiniz. Ha bu arada analitik sizin için çok önemli. Sınavda 4 ya da 5 tane AYT'de yani yarıya yakını ya da yarısı AYT'de e, analitik geliyor ya. O yüzden... Ee, böyle analitikte 2 3 ile çıkartan arkadaşlar full tekrardaki analitiği de yaparsa çok faydasını görürsünüz ama ÖSYM sorularını da mutlaka yapması şartıyla. Evet gençler söyleyeceklerim bu kadar. Ee, başarılar diliyorum. Son güne kadar son haftaya kadar çalışabilirsiniz. Hatta son günde şöyle küçük bir tekrarlarınızı yapabilirsiniz. İşte bu şu konuda hangi şey var son gün çalışılmaz diye bir şey yok. Bakarsın çalışırsın ondan sonra gezmeni tozmanı yaparsın. Sonrasında sınavda başarılar diyeceğiz. Başka da bir şey demeyeceğiz zaten. Ben yine çalışmalarıma devam ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eksik olduğum konularda bakın orijinalim ben şu anda kolay kitabını çözüyorum şu anda. Mikro orijinali çözüyorum. Böyle önemli olan konularda son testleri böyle ÖSYM tarzı testler var. ÖSYM tarzı testlerin son iki testine böyle dikkat etmeni de tavsiye ediyorum. Orada en azından videoyu hızlandır. ilgini çeken oradaki soruları da böyle çözebilirsin. Belki ufkunu açabilir. Çünkü orada da güzel sorular var haberin olsun. Evet gençler görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.